24. Lema Tesettür Risalesi Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minine yudninine aleyhinne min celabihinne ilahir ayet. Buradan ikinci nükte. Ben aslında çok mühim bir yer vardı. Çok antika bir yer. Onu okumak istiyordum ama şu üçüncü hikmet. Fakat açınca bu daha ilgimi çekti. Neydi üçüncü hikmeti? Üçüncü hikmet şuydu. Bir aile hayatının saadet hayatiyesi karı koca mabenindeki emniyet. Emniyeti bozacak sebepler. Yani evin çöküntüsü. Burada ise okuyayım. Bu sene inzivadayken tesettür risalesinde hayat içtimaiyeden çekildiğim halde bazı nurcu kardeşlerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekseri dostlardan 1926'yı düşünün. Konuştuğu yani bu mevzu. Şimdi de hayal edeceksin bunu. Kaçla çarpacaksan bilmiyorum. 82. 5 yaşlarında falanmış değil mi o zaman? Yani bak bakalım ne diyor? Görüştüğüm Nurcu kardeşlerim diyor. Bak Nurcu bir de. Benimle görüşen ekseri dostlardan kendi ailevi hayatlarına şekvalar işittim. Aile hayatında şekvalar var. Kimisi kocasından, kimisi hanımından, kimisi çocuğundan, kimisi kızından, kız babasından, oğlan babasından, anne kızından, anne babasından. Bir sürü şikayet var. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ustad ne diyor? Eyvah dedim. Eyvah dedim. İnsanın hususu, insanın hususan Müslümanın tahassüngahı, bak insanın hususan Müslümanın tahassüngahı, sığınacağı bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bir nevi küçük cenneti aile hayatıdır. Sen ne kadar güzel bir yerde olursan olacak. Nereye gidersen git. Evine gelince oh be yapıyorsun. Nereye gidersen git. Küçük bir cennet yani. İnsanın en çok rahat olduğu yer evidir. Böyle. Senin zeytin burada mı? Hiçbir yer değil. Çünkü mesela bak buradan Cuma sabahı çıkacağım değil mi? İki gün. Bir gün sonra. İki günüm var burada. Zeytinburnu'nda en fazla beni bir hafta tutarlar veya rica etsem bir 10 gün. Doğru Kırıkan. Evet. 2 ay orası. Oradan döneceğim. Doğru Karadeniz bölgesi 2 ay Rize'ye. Yok ki böyle bir şey. Gelişmemiş bende bir aile. Aile manasını demek istemedim. Yani rahat ver diyebileceğim. Hafif diyebileceğim biraz Zeytinburnu. Nasıl sen kutsafine giriş yaptığında köyüne girer gibi. Aynen öyle oldu. O manada demek. Evet. O, muhakkak senin dünyanda bir yeri olan bir yer var. Zeytinburnu. 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 Çünkü ömrün orada geçti. Orada geçti. Zeytinburnu aşk. O zaman aile hayatı da insanın ömrünün geçtiği ve rahat... Yani duygularının ortaya konduğu yer. Her çeşit duygunun sergilendiği yer. Aile hayatı. Öyle, ben öyle klasik tabirler hiç hoşuma gitmiyor da onun için yani. Kusuruma bakmayın yani. Mesela aile hayatı karı kocanın işte şey yaptı, işte ürettikleri, işte yiyip içip yatır. Böyle bir şey anlamıyorum. Nasıl dedim? Aile hayatı her türlü duyguların sergilendiği yer. Arka planı çok hoşuma gidiyor. Ne sorarsan sorun hep böyle
Arka boyutta böyle ille oradan cevap. İlgimi öyle bakayım. Müslüman neymiş? Eyvah dedim. İnsanın hususan Müslümanın tahassüngahı. Bir nevi cenneti. Niye hususan Müslümanın? Müslüman dünya geniş dairede rahat edemez. Onlar bir derece bardadır, şuradadır, buradadır. Kendilerini bir derece oyalar ama Müslüman bunu yapamaz. Bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış dedim. Bu da mı bozulmaya başlamış? Bu sondu. Son kale buydu. Sebebini aradım. Bakalım neymiş yani. Niye aile hayatında şıkmalar var? Kimin playerine basarsan düğmesine teyip kasettiği gibi hep şikayet çıkıyor. Ben çok az rastladım ya. Aa, elhamdülillah. Hanımımdan memnunum diyen, kocamdan memnunum diyen çok az yani. Veya oğlumdan, kızımdan memnunum. Bildim ki nasıl İslamiyet'in hayat içtimaiyesine ve dolayısıyla dini İslam'a zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahate sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Gençleri, genç kızları, genç erkekleri yoldan açık olsun. Yoldan çıkartmak için bir iki komite çalışıyor. Bunların başında kimdir? Masonlardır. İslam'ın ezeli düşmanı. Bunlar çalışıyormuş. Hani bu gençleri yoldan çıkarmaya. Aynen öyle de bir çare Nisa taifesinin kadınlar kısmının gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Şimdi ayuka çıkmış. Humanist dernekler var. Humanist, isim vermeyeyim. Türkiye'de dolu. Böyle çok ilgimi çeken, çektiği için baktım onların programlarına, broşürleri oluyor. Bazen geçerken şoförüme diyorum, dur burada. O dernekleri biliyorum birkaç tanesini. İçeriye giriyorum, şey istiyorum o programlarını. İşte seminerler, konuşmacı, konuşmanın konusuysa. Böyle ve kurucuları, gayeleri. Mesela kadın hürriyetini iddia ediyor ama bunu iddia edenler hep erkekler. Bu çok ilgiyi çekiyor. Dernekleri, kadınların kurduğu dernek yoktur. Humanistliği de iddia edip ortaya koyan yine erkekler. Yani kadın hürriyetini de iddia eden kadın şeyi yok yani. Kadın hürriyet adı altında kadının serbestiyeti. Kadının istismarı, evet, ekonomisini, siyasetini, ideolojisini, davasını, inancını hep onunla istismar etme. Ondan. Ve bildim ki bu milleti İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençlerimiz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki kadınların saadet-i uhreviyesi gibi saadet-i dünyeviyeleri de, bak kadınların saadet-i uhreviyesi gibi, kadınların uhrevi saadetleri nasıl olacak? Aynı onun gibi dünyevi saadetleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare-i yeganesi daire-i İslamiyedeki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Daire-i İslam'daki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Peki söyler misiniz böyle bir din yok bir kadında? Ne ölçü olur? Din yok. Allah korkusu yok. Böyle bir ölçüsü yok yani. Haram kavramı yok, haramları yok. Nasıl yaşar? Niye böyle yaşasın yani hayat? Hayalimizdeki, hedefteki bir kadın gibi. Niye senin nasıl olacak ki? Haramı yok. Yani hayattaki bakış penceresi yok. Saldım çayra, Mevlam kayara, her türlü şey müsait. Kuralı yok yani, kuralı yok.
Kural olmayana, kuralla yaşa nasıl diyeceksin ki? Yok kural. Nerede ne yapacağı belli değil. Bak bir misal söyleyeyim. İşim bu ya. Abi benim verdiğim misaller size çoğunlukla bana geliyor ki hayal konuşuyor bu adam. İnanın bana değil. Çünkü aklınız, hafsalarınız almıyor. Almaz. Almaz. O bugün Bilal'ın söylediği onu da almaz kafanız. Ama yaşadım ben. Bir onu söyleyeyim de ötekisini de söyleyeyim. Yani normal değil yani. Veya bende mi anormallık var yani? Adam hastayım dedi. Bunalım geçiriyorum hocam dedi. Depresyondayım. Sıkıntım dedi. Çoğu zaman dedi şu burada oluyor Kuksafen'de. Limandan denize atlamak istiyorum. Çok defa gittim arabadan inemedim diyor. Yani o için gittim diyor. Bunu diyor ya. Bak şimdi. Limandan atlamak istedim diyor suya. Böyle bu buhran geçirdim diyor. Geçiriyorum dedi. Geldi. İyi dedi. Otur kardeş. Dedim yapacak mısın kardeş? Yapacağım hocam dedi. Tamam. Sen dedim 5-10 dakika Kur'an okumaya tamam. Ha mesela 5-10 dakika Kur'an okuyacaksın sesli yerde. 5-10 dakikada dedim Risale okuyacaksın. Tamam. Televizyonlardan uzak duracaksın. Haftada birkaç derse geleceksin. Gerisi de bana ait. Günah bana ait. Tamam hocam dedi. Bir de sana bir şey vereceğim dedim. Onu taşıyacaksın. Onu da dedim benim internet sitemde var. Arkalı önünü çekeceksin. Bir şey anlatacağım bak şimdi. Tamam hocam dedim. Bir Fetih suresini mi, Tebareke mi ne okudum. Dedim ya Rabbi bu Risale-i Nur geldi istifade edecek inşallah. Yani dua ettim. Allah'ım şunun hürmetine buna rahatlık ver. Sıkıntısına gelecek dersin. Zaten derdi Allah onun için verdi gitsin diye dershaneye. Sıkıntısı kalktı. Hocam nerede dedi o site al şunu. Gitti siteden o nuskayı indirdi. Ama giderken tövbe renkli indireceksin ha dedi. Arkalarının renkli Allah renklerle suret efendim manalardan tatlardan kokulardan melekler yaratıyor. Renk. Renkli olacak. Bak bir şey anlayacağım. Tamam hocam. Bak unutma. Baktım bir yarım saat sonra geldi. Buyurun hocam bir tane bana çektim. Bir tane de fazla bir tane çektim de birisine verirsin. Ya dedim bu siyah beyaz. E ben sana dedim renkli demedim mi? He dedi biliyorum. Niye yapmadın? Ya hocam 2 euro dedi ya o. Ulan benimle dalga mı geçiyorsun dedim. Ulan sen depresyon geçiriyorsun, intihar edecek adam 2 euro'nun hesabını yapıyor. Hocam bu 2 euro, renkli dedi 2 euro. E ne istiyorsun dedim şimdi benden. E olmuyorsa dedi senin elinde gördüm 2-3 tane fazla. Birisi fazla çekmişti sana getirmişti. Onu versen olmaz mı bana dedi. Defol! Defol! Saygısız seni. Hasan sinirliymiş. İşsiz de değil ha. İşsiz de değil ya. Yani ne kafa taşıyor yani. Para niçin kazanılır? Şuraya bak. Ben sinirliymiş. Bunlara ne diyor biliyor musun? Siz çok yalakasınız. Çok yalama yaptınız civata tutmuyor. Hasan sinirli değil. Ahmaksınız. Diyor o tip. Anlıyor musun? Bir aile anlatacaktım. Neydi o? Unuttum. Ya çok acayip. Neredeymiştik? Dur bakayım belki hatırlarım. Aynen öyle de bir çare Nisa tayfesinin gafil kısmında yanlış olarak sevk etmek için bir iki komitenin tesiri bir sürede perde altında çalıştığını hissettim ve bildim ki bu millet İslam'a bir dehşetli darbe o cihetten geliyor. Ben de siz hemşirelerime ve gençleriniz olan manevi evlatlarıma katiyen beyan ediyorum ki kadınların saadet-i ulvisi gibi saadet-i dünyevileri de fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın yegane çaresi daire-i İslamiyedeki terbiye dininden başka yoktur. Hatırladım. Hakemliğe çağırdılar. Hakemliğe. X ilçe. Ne diyorsam. Gittim eve.
Karı koca kavgası boşanmaya gelmiş. Çocukları da duruyor. En büyük çocuğu 19 erkek, 3 erkeği var. 19, 17, 9, 8 yaşlarında da şeyi var. Büyük olanı duruyor aramızda. Babaanne ve baba ile annesi. Hakemlik. Dedim hayırdır söyle bakalım. Hocam dedi ilk önce ben istesem konuşayım dedi. Kadın. Tabii konuş dedim açık açık. Bu dedi ya bu ne biçim şimdi dedi. Hocam biraz nasihat et dedi. Söyle bakalım. Ya dedi benim hürriyetime karışıyor dedi. Ha. Dedim hayır tuvalete göndermiyor mu seni tuvalete? Yemek yedirmiyor mu? Yok ya dedi öyle değil dedi. Ha ne nasıl hürriyet? Ya dedi bu dedi işe gidiyor dedi. Bu işe gidiyor. Tamam falan ilk işini de söylemeyeyim. Ben yalnızım dedi. Komşumuz dedi polis aile. O da diyor gece nöbetçi oluyor dedi. Anam. 12 şey sabah geliyor dedi. İşte uykuda kal. Polis dedi yani erkek zaten ailece gidip geliyoruz. Okey kocam yok diyor. Onu çağırıyorum gel kumar oynayalım. Burada kağıt oynuyoruz. Kocam karışıyor dedi bana dedi. Komşunun adamın evine çağırıyor. Karşılıklı kağıt oynuyorlarmış. Adam da sen ne yapıyorsun ya böyle şey olur mu falan diyormuş. Bu da diyormuş ki benim üretime karışıyor diyor. Anlamadım. Ne yapıyormuşsun? Döndüm adama geldi sinirlenme. Ulan dedim vay boynuzlu adam dedim ya. Sen ne boynuzlu ha böyle bir karıyı nasıl tutuyorsun sen şimdi kadın? Kadın da şaşırdı. Ulan sen ne biçim boynuzlu adamsın ya? Ulan böyle bu karı değil ki ya bu canavar ya. Bu ne diyor dedim ya doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor dedi. Sert olmuş. Kadın şaşırdı. Sen ne diyorsun dedim ya sen. Hanım sen ne diyorsun ya? Ne olmuş yani dedi. Hemen niye kötülük düşünüyorsunuz dedi. Suya giren adam ıslanmak istemiyorum diyebilir mi? Suya girdin ıslanmak istemiyorum. Ağzına şeker aldın lezzet almak istemiyorum. Bu ne biçim şey ya çöküntü yani. Ha sonra öğrendim ki. Sonra dedim ki normal be kardeş. Normal. Ben dedim bununla bir ara. Dedim hayırdır sen ne iş yapıyorsun? Yeah. Ben dedi şeyim dedi. Bakın şuraya bak. İçi ince şey. Peki dedim bu hareketini sormadım ha çocuk şeyine kocasına. Bu hareketini sana daha yakın olan oğluna sorayım 19 yaşında. Yavrum bu uçağına gelmişsin tabii dedim. Yavrum bunu kabul edebiliyor musun? Hazmeder misin dedim. Annenin başka erkekle kumar oynuyor. Yalnız başına evine. Hocam olur mu öyle şey dedi ya. Ben de sevmiyorum annemin bu hareketi. Kadın bana diyor ki hocam bir söylesene benim üretime karışıyorlar. Dedim bak senin üretin başkalarının hürriyeti dairesindedir. Ne yapmış? Bozmuş. Kim bozmuş? O komite. Mason. Bugün sen gösterdin de. Rusya'da o biçare taifinin ne hale geldiğini, girdiğini işitiyorsunuz. Şimdi Rusya taifinin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Aslında öyleydi. Üstad Hazretleri ben de dedim ya size sözler kadar, bende sözler kadar bu kalınlıkta iman hakikatlerini anlatan gayri müteşir sözler var. Emirdağ kadar Emirdağ var, Kastamonu kadar Kastamonu var. Gayri müteşir, neşredilmemiş. Yok. Bir yerde. Duruyor. Orada diyor ki bu Rusya'da bir çare ne hale girdiğini, hayır zaten Rusya öyleydi, et etti. Rusya'da iki tane temel var, komünistlikte iki temel esas var. Komünistliğin iki temel felsefesi bir, et ettir, hiçbir ahlak mefhumunu tanımaz. İki, aşırı devletçidir. Yani şahsi teşebbüs olmadığından hep geri kaldık demir pardon. Sonra ne zaman işte biraz demokrasiye doğru kayınca, İlerlemeye başladı. Şimdi buradaki Rusya'da derken aslında Türkiye'ymiş orada. Bak ne hale girdiğini diyor. Demek ki girmemişti. Yoksa girene girdiği denilmez. Girdiğini işitiyorsunuz. Risale-i Nur'un bir parçasında denilmiş ki aklı başında olan bir adam refikasına muhabbetini yani hanımına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri hüsnü cemaline bina etmez. Aklı başında olan bir erkek,
şeyin karısının muhabbetini 5-10 senelik biz cemale, görüntüye, kaportaya bina etmez. Çünkü kaporta hemen bozulan bir şeydir. Hani derler ya, gençliğine güvenme, bir mikrop seni yok eder. Güzelliğine güvenme, bir sivilce yok eder. Bir sivilce çıktı mı bitti. İşte aklı başında olan tabii, 5-10 senelik fani ve zahir hüsnü cemaline bina etmez sevgisini. Yani temeldeki temel bağlara üzerine, bağlar üzerine mabetini besler. O zaman kaportası bile çözülse sen onun ahlakına ve ruhuna bina ettiğin muhabbetin hiç bozulmaz. Cesedi bozulsa bile, felç olsa bile onunla alakan muhabbeti üzerine, yani ruhunun yapısına göre yaptığın için cesedi bozulsa bile senin muhabbetin azalmaz. Peki şey nasıl olacak mesela? Bu esasa göre bina etmemiş olan... Bu esasa göre bina etmemiş olan bir ailenin reisi sonradan bu tip dersleri okuyor Risale'de ve ben bu esaslara göre ailemi kurmam gerekirmiş ama bu esaslara göre kurmamıştım. Evet. Şimdi kalkıyor düzeltmeye. Tamam. Diyor ki nereden zararı nereden dönersem kârdır. Tamam, doğrudur. Artık bu aileme temel esaslar üzerine bina etmeye karar veriyorum diyor. Tamam. Ve hareket etmeye çalışıyor. Tabii engellerle karşılaşacak. Bu kişi ne yapmalı? Bu esaslara göre bina etmemiş olan baştan kaybetmiş midir? Yoksa bir necat, kurtuluş yolu var mıdır? Tabii ki neresinden dönülse kârdır. Fakat şimdi evlilik ilk önce bir protokoldür, yani bir anlaşmadır. En büyük ciddi bir akitname evliliktir. Ailenin, toplumun temel yapısı bu familyanın kuruluşundaki akittir. Orada esas akitler orada kurulur. Şartlar orada konuşulur. Nikahta. Onu konuşmayacağız ama o doğrusu o. Şimdi Cenab-ı Hak erkeğe nasip etmiş veya kadına nasip etmiş hidayet. Ne yapacak? Birincisi sert davranmadan, çünkü anlaşmada böyle bir şey yok, akitnamede. Sonra ne yapacak? Dua edecek. Yavaş yavaş teşvik edecek. Anlatacak. Mümkünse ona iyi bir arkadaşlar bulmasını, zeminini hazırlayacak. Kadınsa diğer arkadaş kadınlarına diyecek ki, ya kocana söyle benim kocam arkadaş kursun öyle. Çaktırmadan iyi bir arkadaş kurmasına vesile olacak. Bu tür şeyler yapılacak. Yani yoksa ya herro ya mero diye öyle yok. Niçin yok? Bir misal vereyim. Baştan böyle yapılmaz çünkü. Bir misal vereyim. Yusuf'tu herhalde. Birisi beni aradı. Böyle böyle dedi. Erkek nurları tanıyor. Kadın yok. Ondan sonra tabii ki şeylik yapıyor. Ama sonradan öğrendim ki yani biraz az bile söylemiş erkek. Kadını ben gördüğüm için. Şimdi sevgili kardeşim, buna ait çok sorular soruluyor. Onlara şöyle diyorum. Mesela senle ben ortaklık kuracağız. Fabrika kuracağız beraber. Diyorum ki Bila, şartların ne kardeşim? Protokola yazalım. Ben böyle istiyorum. Fabrika şöyle işte yönetim şöyle olacak, böyle olacak. Tamam, ben de şartlarımı koydum. At bakalım, kabul ettim, yazdık, imzaladım. Bu fabrika kurulduktan sonra yeni şartnameyi şart getirebilir misin bana? Getiremezsin. Getirsen bile ancak ricavari olur. Diyeceksin ki ya böyle bir şey. Ha diyoruz ki yani protokolde yok. Ha yok, evet ben de biliyorum. O zaman ricavari olur. Yoksa ya ero ya mero diye ortağına yeni bir kaydı getiremezsin. Aynen bunun gibi evlenirken sen kadına demiş miydin ki örtüneceksin? Televizyonu almayacağız, istemeyeceksin. Yok. Akitnameyi kurdun. Peki yeni bir tane şartname geldi, sen değiştin ama o değişmedi. Yani senin dediğini nasıl yapsın yani? Çünkü senin değişmene sebep olan zihniyetindir. Merkezden
Zihniyet değişmedikçe amelini düzeltmeye çalışmak mevdedir. Burada bu düzeltmesi gereken kişi zaten başta kendisini bir terbiyeden, bir eğitimden düzeltebilecek bir konuma getirmesi gerekmiyor mu? Düzeltmeye tabii, girişmeden. Elbette. Bu çünkü onu kendisi daha fark etmiş. O kadar. Daha henüz kendindeki o vasıflar mevcut olması lazım ki düzeltebilecek, terbiye edebilecek doğru vasıflara sahip olması lazım ki böyle bir şeye kalkışsın. Şimdi Asr-ı Saadet'teki haleti biliyoruz Peygamber Efendimiz gelmeden önce ki tamamen insanların bozulduğunu veyahut da üstadın geldiği dönemdeki insanların orada adeta Allah-u Teala o zatları terbiye makamında onları oraya hazırladı üstadı da. Ondan sonra üstad mesela terbiye şeyine girişti. Evet. Biz şimdi kendimizi o konuma getirmeden böyle bir şeye girişirsek belki o zaman... Yüzünü gözüne bulaştır daha beter edersin. Evet. Ha, o zaman işte o tabii kabul. O aynen öyle. Kendin belirli bir mesafe alacaksın. Zaten güzel, en güzel şeylerden bir tanesi de şudur. Ceylan abi gidiyormuş askere de. Usta da demiş ki ustadım ne yapayım? Demiş ki lisan halin konuşsun. Abiler diyor ki Ceylan abi çok konuşkanmış. Hadi abiler diyor ki Ceylan abiye belagat ehli olarak lisan hali konuşsun, çenesi konuşmasın. Zaten çenesi durmuyor. Onun için usta onun için dedi, zannettik dedi. Çok yani pek konuşmayan Abdullah Yen abim, birkaç tane abi varmış. Efendim, onlar giderken, Allah razı olsun kardeş, teşekkür ederim. O abi giderken, konuşmayan abi yani pek. Evet. Ona da diyor ki, lisan halin konuşsun askerde. Konuşmayana mı diyor? Konuşmayana da böyle diyor. Yani ona belagat değil yani. Sanki o konuştuğu için diyor gibi zannediliyor. Zannediliyor. Halbuki konuşmayan dahi lisan haliyle. Lisan haliyle. Yani sevgili kardeş böyle biz nasıl oluyorsa alıyoruz böyle bir hidayet, bir derse geldik, bir şey oldu, bir tarikata. Hemen daha çok 50 yaşlarından sonra oluyor. Yani 40 çok azdır da 50'den sonra her türlü nane yemiş, rezil kepaze yaşamış o adamlar. İşte tarikatta işte nerede medresede şu. Medrese biraz zor olur da. Hemen kaportayı değiştiriyor. Sakal takıyor, cübbe takıyor falan. Hemen zahiri düzelip batın da düzeleceğini zannetmiş. Alıyor metre eline. Metre. Bir tane de tartı aleti alıyor. Herkesi onunla ölçüyor. O metreye göre geleni, o tartıya göre geleni Müslüman, gerisi gavur. Böyle bu tipleri görürseniz sonradan dönüşme yapmış insanlardır. Altyapıları içi kof tenekedir. Teneke yani teneke. Bu çok böyle ses gelir. Altyapı şey. Hemen böyle şey yapar. Bunlar yani. Şimdi ben buna bu arkadaşla telefon ettiğim zaman çaktırmadan Allah'ın hikmeti o çıktı. Ya dedim ben orada dedim bir görevliyle görüşmek istiyordum. Ondan sonra yok dedi. E dedim ya siz orada mı kalıyorsunuz oradayım. Falanca ben oyum dedi. Ya dedim o zaman dedim siz orada kaldığınıza göre kırpıntıda vardır sizde oranın. Ya benim bir derdim var sormak istiyorum dedim. Dedim böyle böyle bir ortak kurduk işte dedim iş yerinde. Sonra dedim adam efendim yeni dayatmalar yaptı bize. Şunlar da olacak. Yapabilir mi dedim şuna. Yapamaz dedi olur mu dedi ya. Akitlama yapmışsınız. E peki dedim evlilikte böyle değil midir kardeşim dedim. Evlilik nikah yaparken. Herkes şartını söyledi. Ondan sonra yeni şart koşuyoruz. Ses yok. Tabii kendisi de yatıyordu. Şimdi yani akılla, akıl, muhakeme, denge, hani ne güzel demiş İmam-ı Gazali Hazretleri, bütün ilimleri alabilir. Bir kişinin vaaza çıkabilmesi için ilim yetmiyor. İlimden daha mühim bir ilim var. Muhakematta anlatıyor bunu. İlmi siyaset. İlmi siyaset nedir? O ilmi kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, ne makam, ne maksat, hangi uslup ve ifadeyle söyleyeceği, takdim edeceği önemli. Senin dediğin o kadar önemli değil. Söylediğini nasıl söylüyorsun? Şimdi abi araba tamircisine gelen araba hasarlı bir arabanın arızaları
o ustanın ustalığını ortaya çıkarmak için bir vesile olmuyor mu? Vesile oluyor. O zaman öyle duruma gelen birisi evlenip de tamamen daha önce evlilik hayatı darmadağın bir temel üzerine kurulmuş bir vaziyette Allah ona hidayete sevk ettiğinde ona da öyle bir imkan sunmuş olmuyor mu? Evet. Tamire çık. Yani şunu demek istiyor. Yani bozulan bir tüp Allah bilmem neyini versin diye atar mıyız çöpe? Orada onun ihlasını, konudaki ciddiyetini, sabrını ortaya çıkarmak için onu bu... Bir tarafı da o. Bir tarafı da şu. Bozulan bir tüybe Allah belanı versin. Keşke bozuldu. Al diye çekişçe kıran var mı? Yok, ne yapıyoruz? Tamirciye götürüyoruz. İyi bir... Hangi tamirci? İyi mi kötü mü ortam? İyi bir yer. E kardeşim, o makine tüyüp kadar değerli değil mi kadın veya erkek? Tamirciye götürmek lazım. Kafasını kırmak değil. En güzel örneğini biz misallerini zaten bizzat kendimiz yaşadık. Buradaki kardeşlerimizin yani hepimiz içinde olmak üzere 200 sene önceki ailevi gidişatları ve kurdukları şeyler, ailelerini bina ettikleri şeyler, ailevi hayatlarını bu kısa süre içerisinde yani hemen hemen %95'i evet, sen doğru. De şahitsin yani. Ben şahitim, evet. Yani daha önce karşı gelen Risale-i Nur'a veya tersaneye şey yapmayan, eşlerini göndermede sıkıntı yapanlar şimdi tam tersine kendileri ellerine aldılar Risale'leri. O göndermek istemedikleri eşlerine az okuyorsunuz diye, az gidiyorsunuz diye onların arkasından şimdi kovalıyorlar yani neredeyse. Onlar bu sefer şey sıkıştılar yani. Bugün bir tanesi dedi ki, koca diyor, abi diyor bir şey söylemek istiyorum sana dedi. Arabaya beni aldı birisi ya, herkesin derdi var. Abi bisiklete gitme, ben arabaya gideyim tabii derdi var. Ne diyor biliyor musun? Abi benim hanım dedi sana telefon edecek, beni şikayet edecek. Abi öyle değil ha dedi, onun anlattığı gibi. Abi lütfen bana öyle şey yapma, bana fırça dağıtma, öyle değil yani, öyle değil dedi de anlatacağım hepsi, öyle şey yapma. Sen dedi Risale-i Nur'u yanlış anlıyormuşsun diyor kadın. Ve şimdiye kadar benim Risale-i Nur'dan uzaklaşmama, tanışmama sen mani oldun dedi. Bak dedi bana dedi gene böyle de eğer ben dershaneyi tanımasaydım, bana böyle davran ben namazdan da nefret edecektim dedi. Senden dolayı. Bir şey yapıyoruz diye nefret ettiriyor. Dedim böyle mi diyor? Öyle diyor ama abi dedi ya ben dedi şöyle yapar. Anladın mı? Bak nefret ettiriyoruz. Abi biraz önce bahsettiğiniz komitenin başında erkekler ne olduğunu Türkiye'de rakamlar. Ben bizzat şahitim. Ben bizzat naklettim. Olmak için şunu diyecektim ben. 21. Levan'ın 5. sebebinde, sebebin haşiyesinde Amerika'da ve Avrupa'daki bu Nisvan Komitesi bizzat yaptığını. Evet, aynı. Aynı mı? Aynı komite. Risale'nin bir parçasına denilmiş ki aklı başında olan bir adam refikasına muhabbetini ve sevgisini 5-10 senelik fani ve zahiri ve hüsnün cemaline bina etmez. Bir kere temel bak gördün. Ölçük arkadaşlar evlenirken veya şimdi de ya demek ki muhabbetimizin yönünü değiştirelim bir kere. Bak şimdi gel de diyeceksin ki gene bana kullanıyorsun. Nasıl kullanmayayım? Navigasyon. Doğru mu söyledim telaffuzum? Navigasyon. Doğru mu? Sen, ne yaptı biliyor musun bana? He? Sen yanlışını söyle, o daha antika geliyor bize. Tamam. Navigasyon diye diyorum da ben. Şimdi bugün de yaptı bana. Şimdi aynı kanunu bak orada uygulayacağım. Benim elime geçen teklif hep böyle misallerime kullanıyorum. Dedi ki 250 metre sonra diyor sola döneceksiniz dedi. Dedim ki şoföre yanımdakine isim vermeyin. Dedim bu böyle diyor. Ya desin dedi. Biz dedi o dedi ara caddeden götürecek dedi. Biz dedi ara yoldan gideceğiz. Daha kestirme. Gidince Allah ya dedim bu şey yaptınız falan yeniden hesaplanıyor falan diyordu. Ya hesaplasın dedi. İşi bu dedi. Ne? Dedim ya derse ki Allah belanızı versin. O ki benim dediğimi gibi yapmıyorsanız kapatın lan şunu. Niye demiyor? Tekrar hesaplıyor. Tekrar hesaplıyor. Yani tövbenizi kabul ediyor demektir. Hakikaten abim dedi ya. Tabii lan bu tövbe demektir. Senin hesabını yine denip duruyor. Allah bilmem neyinizi versin. Ben defterinizi kapattım diyor mu dedim. Abi demiyor dedi ya.
Dedim insanlarla bir hata yaptı. Diyorsun ki hani soru sordun ya. Yeniden hesaplıyorsun. Yeniden hesaplıyor. Bizzat şu şey demiş abi. Hı. Doktor hastasına kızmaz. Demiş. Doğru. Doğru. Çok güzel demiş. Kim demiş? Doktor hastasına kızmazmış. Nasıl? Niye hastalandın? Niye böyle yaptın? Niye demiş? Sen şöylesin demez. Ha tamam bir saniye. Çıkar ilacı kardeşim şunu kullan iyileşeceksin. Doğru demiş. Bak kullanmayınca para yemiyor. Hayır. Buradaki doktor da kullanmayınca niye takmadın, niye etmedin deyince evet ya. Ses yapma. Fazla karıştırma. Belki kadınların hüsnü cemalinin yani arkadaşlar yanlış bir yolda mıydın? Tamam. Yanlış bir yola girdin. Yeniden hesaplıyor. Yeniden hesaplay kardeşim. Hayatına yeniden bak. Git uzmanlarından destek al. Kısacası sen yapma. Güzel bir kaptan olman lazım. Gemi limana yanaştırın derken bindirirsin. Lütfen kim ama bak. Öyle sosyal yapısı olan bir aile danışmanı doktor değil. Risale-i Nur'u iyi bilen. Yani fıtratı iyi bilen. İki. Hukuku bilen. İslam hukukunu. İki. Fıkhı bilen. Dört. İnsan psikolojisini bilen. İnsan psikolojisini bilen. Kişilerden yardım alın. Belki kadınların üstü cemalinin en güzeli ve daimisi, kadının güzelliği nedir? Ve daimi olan, hiç bozulmayan güzelliği var. Nedir? Onun şefkatine, şefkati ve kadınlığa mahsus hüsnü siretine sevgisini bina etmeli. Kadının güzelliği şefkattır. Bir de kadınlığa mahsus letafeti, kibarlığı, nezaketi var. Kadınlara şunu özür dilerim. Sen tut sorunu. Hanımlara fiile ders yapıyorum ya. Evet. Orada dedim ki kadınlara, hanımlar, bacılarıma, amfiyle, kadını erkeğinin nazarında diğer kadınlardan ayıran en büyük özelliği nedir? Sizin sokaktaki kadınlardan kocanıza göre farkınız nedir? En büyük fark nedir? Kadının kocasına karşı sokaktaki kadını ayıran en büyük fark, kadının kocasına itaatidir. Söyleyin başka var mı? Güzellik dersen o sokakta daha çeşitleri var. Ne? Yemek yapması lokantada garsonlar kadınlardır. İtaat. Kocasının sözünü dinlemezsin. Ama bir tanesi itiraz etti. Onu mutlak bırakma dedi hocam. Kağıt gönderdi. Onu şerh et, izah et. Dokundu demek. Hangi sahada? Nerede itaat? Tabii bir, hukukullah, her şeyi kullanın bunu. Şeriat-ı hukuk söylüyorum şu anda, fıkıh değil, hukuk. Hukukullah, ilk önce Allah'ın dediği. Hukuku Resulullah. Hukuku asfiye, asın imamı, müceddit. Hukuku mütedeyn, valideyn, yani anne baba hukuku buradadır. O da mütedeyn dindar, dine zıt olmayacak hukukları. Veya hukuku eş. Tamam. Ezval, zevce. Zevç veya zevce. Hukuku zevç veya zevce. Yani ama din sahasında. Mesela kadın diyor ki veya baba diyor ki namaz kılmayacaksın, derse gitmeyeceksin. Veya koca diyor ki örtünmeyeceksin. Kadına diyor ki örtünmeyeceksin. Siz miydiniz? Dün mü? Dün mü telefon geldi? Dün, bugün değil. Hocam dedi ben sizden falan yerden falancadan 2-3 şeyden sonra telefonunuzu aldım. Bana yardım edin diyor. Kocam diyor namaz kılmamı, örtülmemi istemiyor. Burada bir tanesi de başka bir tanesi de isim vermiyor. Kocası diyormuş ki domuz eti yiyeceksin, niye yemeyeceksin? Almam. Ya? Şimdi nedir? Kocaya itaat, ya kocaya itaat, bu itaat mı diyeyim diyor. Saf saf soruyor. O zaman nedir? Allah'ın dediğiyle çatışmayan, peygamberin sünnetiyle çatışmayan, asıl imamının dersiyle çatışmayan, yani dinle, İslam'la çatışmayan meşru hukuk. Meşru hak, o haktır. Ona hak denir, onun dışında hakkı yoktur.
hak yok. Koca da Allah'a itaat etmek zorunda. Evet. Ta ki o bir çare ihtiyarlandıkça kocasının muhabbeti ona devam et. Mesela sizin ananızı düşünün, anamızı. Ben babaannemi düşünüyorum böyle. Yaşlandıkça daha güzel oluyorlar, daha latif oluyorlar. Daha evde sıcaklık yapıyorlar. Din varsa, hayal edin anne babanızı. Bak Bilal kafasını sallıyor tabii. Benim de anam sağ ol söylüyor. Hakikaten dinle, İslam'ı yaşayan bir ailede bir kadın, yaşlandıkça inan evin tamamen balisi oluyor. Yani birbirine yapıştırıcı, tutkalı. Evin sıcağı, öyle mi? Evi canlı tutan, evi güzelleştiren, evi manalandıran. Odur. Annem ilk önce vefat etti babamdan önce. İnan kardeşlerimiz, baba her taraf darmadağın oldu. Bu kadar ben acayip şey yaşadım ya. Bu kadar bu acayip bir örneği yaşattı bana. Hamdolsun. Ya bu kadar mı değeri var ya kadının? Bu kadar mı kardeşim? Bu kadar mı acayip bir konumu vardı? Misyonu var. Yani bu kadar mı olur? Aklımın üstünde bir konumu varmış ya. Annem vefat ediyor. Aile darmadağın oluyor. Herkes birbirine giriyor. Ben de olmasam abileri, kardeşleri olduğundan hocadır sıfatımla. Yani dinledikleri için bir derece dizginin. Annem gitti. Babam da herkesle. Babamla herkesle oluyor. Herkes herkese. Ya kadının bu kadar mı vazifesi olur ya? Bu kadar mı olur ya? Acayip bir şey. Bu kadar vazifesi var ya. Ama bu gavurları yaşlandıkça bak şey evleri yapılıyor. Huzur evleri. Ya. Bir tanesi bana şikayet ediyor. Abisi maliyede müfettiş. Ötekisi tekstilde bir kapıda güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisinin karısı çok iyi. Ama kendisi pek şey değil. Maliye müfettişi kendisi çok iyi, karısı iyi değil. Tabii anneleri şeyde, tekstilci de. Oğlunu sevmiyor ama gelini. Abisi bana telefon ediyor. Hocam dedi abi senin lafını dinler bu Nurcu'dur diyor falan, tamam mı? Ya anne mi diyor, biraz bıraksın diyor, bana gelsin diyor ya. Böyle insanlar böyle. Annelerin istiyorlar böyle aileler. Ve bunda kaldı diyor ya. Dindar olunca acayip tabii. Mana yüklüyor ona. Bereketin direğidir diyor. Ne yapacaksın dedim ya. Niye anneni istiyorsun? Sorun yapacaksın. Hocam olsun. Ya bir iki gün bir yaşlı gözüksün evde dedi ya. Çocuklar bir bağırma ne görsün. Gelin bilemez. Gelin bilemez kaynananın kıymetini. Çünkü kaynana demek tarihi misyonu taşıyor. Maziyi taşıyor. Tecrübe var. Çocuğun altını nasıl değiştirilir? Vesaire. Aile hayatında müthiş bir tecrübeleri var. Benim 30 sene dersen hayatımda tecrübe var. Seninle benim bir mi ya 2-3 senelik mi? Bir mi ya? Dershanecilik bu, ders okumak da ikisi. Dershanecilik mi? İnsanların sevk idaresi var en büyük. Yani böyle ailelerde var. Niye? Davayı anlayınca böyle oluyor. Bak nereye bağlamış? Muhabbetini nereye bağlamış? Çünkü onun refikası yalnız dünyevi hayatındaki muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat ebediyesinde ebedi ve sevenin bir refikayı hayatı olduğundan, demek ki ahirette de beraber olacaksınız. Bir tanesi ne dedi biliyor musun? Benim memlekette çaylede ders yapıyorum. Hoca, benim kariyle mi beraber olacağım dedi ahirette. He dedim emice. Oğlum bana şey dedi ya. Niye dedim ya? Ya burada zıttırından bıktım dedi ya. Orada da mı? Dedim orada çok güzel yapıp sana verecek Allah. Ya, baktım ki razı değil. Bu anlamaz. Bunun anladığı lisan başka. Dedim ki o güzel olacak sana verecektir. Ya dedim o olsun dedi. O da ben de olayım. Niye olsun yani, niye bu dünya devam? Ha tamam dedim. Anladım dedim, sen istemiyorsun. O dedim zaten dedim şart değil. Cennette aynı tabakada dayıyorsanız herkesin seviyesine göre dedim o ona verilecek. Mesela senin karına göre, tabii sana göre basit kadın. Durdu böyle. Tabii basit erkeklere verecek. Dünyadan giden dedim bazı erkeklere. O onu alacak dedim. Sen de başka şey. Ya ne demek ya, benim karı başkası mı? Ben o dedim başkası alacak. Ya, ne yapacak yani karı orada yani? Boşta mı dursun? Değil? Olur mu ya dedi ya. Olsan olmaz dedi ya. Kuzana al karını. Ciddi, olmaz diyor. Zannediyor ki dünyanın haliyle.
Hem memnun değil hem kıskanıyor. Kıskanıyor. Sonra dedi işte onun lisanını kullandım. Dedim ki başkası alacak. O yok olmaz olmaz dedim. O zaman al dedim. Tamam tamam ama dedi yani başka bir şeysin izahı da olması lazım dedi. Tabii kıskanıyor. Demek ki inanç olunca kadının içine ne koyuyor inanç? Bak hani bir paket var. Adam bunu sana getiriyor. İçine kin, adavet, nefret, gayz, nemam, şöhret, ben bilineyim, ben tanınayım, takdir edileyim, dua isteyeyim, dua alayım. İçine bir sürü şirkler koymuş. Bunun tadı olmaz ki. Adam bir paket bir şey getiriyor, içine koymuş sevgisini, muhabbetini, şefkatini, anlayışını, ihlasını. Çok farklı. Şimdi kadını alıyor, kadının içine sok bakalım dini. Ha, din diyor ki bu kadının kaportasına bakma diyor. Çünkü kaporta en fazla 6 ay dayanır. Yağmurlu, çamurlu havalar öyle kaporta fazla dayanmaz. Muhabbetini nereye bağladın? Cesedine. Cesedi bu. Senin cesedin dağıldığı gibi o da dağıldı. Peki muhabbetin sebebi cesetse, ceset dağılınca muhabbetin sebebi de yok olmuştur. Eğer muhabbetin sebebi ruhsa, ruhsalsa, iki, muhabbetin sebebi dünyadaki refikan, ahirette de refikan olacak. Ebedi hayatında da ebedi arkadaşlanır. O zaman kaportası ne olursa olsun. Yaşlandıkça da ne der insan? Burada diyecek, yani yaşlandıkça daha çok muhabbeti artıyor. Eskide sizin evliliğiniz ilk dönemleri, o cicim ayları 1, 2, 3, 5 sene, siz benden iyi biliyorsunuz ama ben kitap okuyorum. Bazı değişik hislerle bakılıyor. Şu anda o hislerin yerine başka hisler alıyor. Yani beraber olmak, yani sanki bir arkadaş gibi. Yani cismani bir ihtiyaçtan öteye gitti. Birbirimize ihtiyaç, yani zaruri olmuş yani biz birbirimize hakikaten varlığımız lazım. Yani iyi ki varsın gibi olmuş. Ama yine de buna rağmen erkek kadınla bir türlü her zaman barışık olamıyor. Yani her zaman olmaması lazım. Niye? Tuz var ya, tuz tek başına yenmez. Ama yemeğin içinde de çok güzeldir. Yani tuzu yemeğin içindeki miktar kadar evde kavga olmalı. Neye benzer? Ağacı budamak gibidir. Daha güçlü gelsin diye. Ama tuzu fazla koyarsan o yemek gelmediği gibi, tuz yemeğe kararınca yemeği güzelleştiriyor. O bazı anlaşmazlıklar da olmalıdır. Bu kabul de. Bunun dışındaki şeyler mesela çocuğa yansıyorsa, evet, insanın manevi hayatını etkiliyorsa, çok yanlış. Burada herhalde dikkat etmek... O yatak odasında kavga edeceksiniz diyorum ben. Veya tuvalete ve banyoya gidin, orada kavga edin. Çocuk duymasın. Burada ben biraz daha işi derinleştirerek bir soru soruyorum. Kaldığımız yerde Almanya'da, nereye gidersek bu konuyla alakalı istişare ettiğimiz büyüklerimizle, Almanya'da, Avrupa'daki Müslüman ailelerin, Üstad da belirtmiş zaten bu bölümün başında da. Nereye gitsen abi bir ateş var ailede. Çalkalanıyor yani Müslüman aileler. Evet. Birbirini kandıranlar, kavgalar, mecburiyetten... Bu hoca olduğu için. Mecburiyetten evde duranlar, millet bize ne der utancından dolayı aileyi devam ettirenler. Dolayısıyla... Çocuğun, kızın evden kaçıp gitmesi, efendim söz dinlememesi. Böyle biz mesela hoca olarak cemaat hepsi böyle safa durmuş, hepsi dört dörtlük zannediyoruz. Halbuki iç hayatları, ailevi hayatları birçok insanın böyle çalkalanmış vaziyette şu an. Bir gerçek bu ve bu camiye gelen cemaatin ailesi böyle. Diğerleri zaten artık vurdum duymaz hale mi gelmiş nasılsa. Durum şu an vaziyet böyle. Herkesin aşağı yukarı ailesinde böyle çalkantılar var, depremler var yani. Şimdi biz ciddi ciddi düşünüyoruz yani bu konuda ne yapmalıyız, ne etmeliyiz, yardım elimizi nasıl uzatmalıyız. Sen abi bir tane önemli bir şey söyledin. Mesela işte bu işi iyi bilen, İslam psikolojisini iyi bilen, fıtratı iyi bilen, hukuku, fıkıhı iyi bilen kimselerin istişaresiyle
hareket edilmesi lazım. Yani bunu böyle bir organize şeklinde düşünerek bir cemaatin işte panel mi düzenleniyor? Düzenleniyor. Erkekleri, kadınları çağırıyor oraya. Veyahut da işte bir bu işin uzmanını çağırıp aile aile gezdiriyor mu? Camide hocaya bu konuyla alakalı doküman verip bunu işle mi diyor? Yani ne gibi şeyler yapmak lazım şu anda? Onlar da yapılabilir de şu anda en geçerli bir metot var ki biz bunu uyguluyoruz. Allah bizi de muvaffak etti burada. Ve burada kabuğumuzdan çıkıyoruz. Senin ahime değil Bremen'e de gidiyorum. Bunlar şahit götürüyorlar. Bu ne yapılıyor biliyor musun? Allah'ın Allahça o asırda çıkış yolu en güzel metot asrın imamının metodudur. Yani bir kere temelde bir düşünce istikametimizi doğru koymak lazım. Tamam mı? Doğru koymak lazım. Ölçüyü doğru koymak lazım. Formülü doğru koyarsan neticesi normaldir. Bir kere Allah'ın murat ettiği, Allah'ın arzu ettiği, Allahça doğru yol asıl imamının metodudur. 100 senede bir gönderdiği, kendisi gönderiyor. O metot uygulanmalıdır. Nasıl uygulanmalı? Mesela, bu da sen de duymuşsundur ama bunlar şahit. Erkekleri böyle, akıllarını ve kalplerini, Risale-i dersleriyle, ölçüleriyle devamlı güzelce işlemek. Bunlar işte seyahate çıkıyoruz. Burada yemek fastı yapıyoruz, iftar şeyleri oluyor, bir sürü faaliyetler yapılıyor, dersler yapılıyor. İster istemez insana bu şey kabına girince bir lambaya ışık girdiği gibi dışarı aydınlatır ya, yavaş yavaş dışarıya da yansıyor ama acele etmemek lazım. Sonra bakıyorsun kadınlar dünyasında ev dersleri başlıyor. Bazı evlerde veya bazı dershanelerde işte biz başka bir şehirdeyken, mesela dershanenin bitişi Türk'ün eviydi. Kabloyla camdan onların içine amfi koyup ben ders yapıyordum haftada 2-3 gün. Çok güzel de neticeler aldık. Çünkü gökten vahiy gelmeyecek bu kadınlara. İnsan nasıl düzelecek? Vahiy gelmeyecek. Evliya değil ki ilham gelsin. İnsandır okuması lazım. Okumuyorsan okutmayın. Yani alaka. İrtibat. Mesela organizasyonu çok çeşit olabilir ama metot Risale-i Nur'la olacak. Yani kesinlikle amelini düzeltmeye çalışmayacaksın. Örtün demeyeceksin. İlmi noktada bir eksiklik zaten yok. Yani teorik bu konudaki evet. Bilgiler herkes zaten biliyor. Burada örtünüp örtünmeyeceğini bilmiyor mu? Ailenin saadeti nelere bağlıdır? Evet. Yani seminer türünden bu şeyler verirse, ilmi noktada bilgilendirilse yine bir şey değişmiyor. Çünkü bizim geçen ettiğimiz mevzu yani teyipten veya görüntüden alınan ilimle o ilmin içerisindeki ruhu şu andaki mesela kasetten bu dersi dinle. Malumatın olur. Bu zevk olmaz. Şimdi bunu bizzat yani cüz'i de olsa kutsahinde bu ruhu, bu maneviyatı birkaç derse gelen, dışarıdan gelenler bunu hisseder hissetmez. Hepsinde bir çok bir tesir uyandırdı. Yani onlar buraya geliyorlar. Mesela eşleri gelmeyen hanımlar var. Hanımları dersine iştirak eden ve program kendisine program yapmış Risale-i Nur. Eşinin şeyde hiç alakası yok yani. Ama buradan aldığı havayı yavaş yavaş evine taşıyor. Yani. Yavaş yavaş. Bunların içerisinde Alman evli olan dahi var. Almanla. Yani eşi Alman olan var. Kadın. Derse geliyor. Ve dershaneyle hiç alakası olmayan ailenin hanımları var. Yani burada belki yani şey buranın farklı tarafı da buradaki havayı bizzat o kişilere yani verilmek istenen kişilere bunu taşımak. Öyle hocam öyle güzel şeyler yapıldı ki Kur'an psikolojisi net cümlelerle şöyle ya ben topladım onu. Ondan sonra külliyattan da topladım hadis ve ayetlerden. Mesela geçen kadınların seminerinde şöyle yap, böyle yapma, böyle bak, böyle bakma. İzah yok ha. Cümle. Bitirdim. Vahir devam hemen kağıt geldi. Hayır. Lütfen devam et. Acayip.
Tabi Risale-i Nur metodu olduğu için bir kere buna inanacağız ki insanların akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin ve terakki memnun etmedikçe, ikna etmedikçe, bunu din ihtiyaç hissedilmedikçe, adam dinin, dine ihtiyacın olduğu anlamadıkça onun amelini düzeltmeye çalışmak mevlidir. Bir daha belki şey yönde, çünkü kapasite çok büyük olduğu için Bremen'de hitap edilen kitle zaten gibi değil. Yani orada 25-30 tane camiye Müslüman halkı geliyorlar. Oradaki zamanı böyle bir, madem bu kadar şey bir ihtiyaç, ailelerin içerisinde böyle bir vahim durum var. Ramazan'ın 30 günü artı diğer haftaları, belirli günleri bizzat yani buna böyle şey yapılabilir yani. Bir program çerçevesinde ailenin bu tarafına sürekli vurgu yapılabilir yani. Bak beni birisi götürdü buradan, isim vermeyeyim Bremen'e. Ailenin içinde amfiyle ders yaptık. Mutfakta beraber oturduk onunla. O evin erkeğiyle. Amfi hatıyla evi büyüktü. Büyük bayağı. Adedini bilmiyorum kadınların. Kaç takım kilat istediler bir dersten sonra? O dersin bir arkasına birkaç gün geçmeden hemen kaç tane külliyat siparişi, 5 gençlik rehberi. Bak kaç tane 4 külliyat? 4 gençlik rehberi, Esasat-ı Nuriye, Evrad-ı Nuriye, ondan sonra... Hiç bilmeyenler ha? İlmihal, hani ilk etapta. Yani bu nereden okudu demiş. Burada ben de zaten anlattım. Sorsun. Bu nereden okudu? Nereden çıkarttı? Hatta bu dediği o hoca diyor Risale'nde böyle diyor. O ne demek istiyor diyor. Kağıtlar geliyor. Kağıt, sorular. Ondan sonra... Bilal'in de mesela böyle bir şeysi var orada. Ev sohbetleri veya bu kendisine teveccüh edip gelip özel şeyini açanların yanlarına, ailelerine, evlerine böyle bir şey taşınabilir yani. Evet. Yani insanlar inşa edilmeli. İnsanlar amelinin yanlışlığı efendim zihniyetindeki yanlışlıktan dışa vuruyor. Anladın mı? Bir de en büyük sebeplerinden bir tanesi de şeyi gördüm ben. Aile yuvasını tutmayan kadınların %99'unu almaya da çalışan evde para katkısı olanlar da gördüm. Çalışmayan kadınların %2-3'ü ancak boşanmak gibi duruma düşüyor. Kesinlikle hepsi kanaat ediyor. Bir kadın eve para getirdiyse o eve Allah belayı başlatmış vermeye. O evin belasını veriyor. Çok ağır bir cümle ama 2003'ten beri Almanya'dayım. Kabul etmeyebilirsiniz. Bana fırlatın bunu. Tespitlerim defterlerimden. Bu kadar hakemlik yaptım, bu kadar yer gittim. Eve bir kadın para getiriyorsa o eve Allah belayı veriyor. Ya ne biçim laf konuşuyorsun? Aynen öyle. Kadın zayıftır. Diyor ki ben de katkıdan beraberiz yani ne oluyor yani. Oysa bakın erkeğe Allah yönetimi vermesi erkeğin üstün olduğundan değil. Yanlış anlaşılıyor. Görelim. Bak şimdi kadının vücut organları var. Bizde basit olduğundan, üstün olduğundan değil. Allah o organına göre vazife veriyor. Gözden işitme beklemeyin. Göz kulaktan üstün müdür? Hayır, birbirinden üstünlüğü yoktur. Kulağın vazife işitmektir. Göz işitemiyor diye kulaktan basit değildir. Kedi uçamıyor diye kuş gibi basit değildir. Nedir o? Allah'ın yarattığı fıtrata göre organ verdi. Fıtrata göre organ verdi. Organa göre vazife verdi. Vazife farklılığı fıtratın farklılığından geliyor. Üstünlük yoktur. Üstünlük ancak takmanızdadır diyor. Allah erkeğe verdi mi geçinme? Nafakayı kime yüklemiş? Erkeğe yüklemiş. Allah'ın kanunu mu bu? Eve nafakayı kadın yaparsa roller değişir. Gece mahkum olanın gündüz hakim olması ne olur? Altus olur, sistem altus olur. Ha burada şöyle bir soru sorabilir miyim? Soruyu yani bir inanmış, şuurlu bir Müslüman değil de şuursuz veya inanmayan birisinin sorduğunu farz edelim.
Sizin şimdi dedi ki mesela size bu anlattı dediğinizden sonra. Sizin bu anlattığınıza göre kadın evde hep oturacak, kız okula hiç gitmeyecek, meslek yapmayacak, bir meslek edinmeyecek. Dolayısıyla bir para kazanmayacak. Kadının vazifesi okumamak, çalışmamak, evde büyümek, evlilik yaşı geldiği zaman da evlenmek. Mesela antiparantez işte çağdaş biri sordu. Evet. Bu nasıl eşitlik? Yani bir tane kız bana dedi, beraberdik. Şam'da demedim beraber. Evde oturup da dedi, sen dedim yavrum, kızım dedim, kırklardan inerken. Ha, tamam. Hatırladın Şam'da da. Ne işiniz var burada? Ne işiniz var dedim yavrum, kızım. 15 tane kız, baştan da yabancı bir çoban. Erkek, o da genç. O da genç, yabancı. Suriye'de bir erkeklerin kaldığı yerde bunu 15 tane kızın çobanı yapmışlar. Hadi bakalım kırkların şeyini, şunu bunu gezdiriyor. Yavrum dedim, burada dedim ne işiniz var dedim bu el memleket. Ben bile korkuyorum. Türk, ben kırklar var o Şam'ın tepesinde. Siz burada ne işiniz var diye sordum. Ne hocam dedi, evde oturup da kocam bekleseydik dedi. Şimdi şöyle bir misal vereceğim. Kimde ne aldımsa söylüyorum. Misal veya yorum. İsim verim, hiçbir şey yok. Nakledeceksin. Diyor ki, eskilerin diyor aile terbiyeciliğini, hanımına bakışını, hanımların evdeki konumunu tenkit ederler, yeniler. Yani kız okula gitmeyecek mi, şey yapmayacak mı yani böyle. Bunları diyor yeniler tenkit ederler diyor eskileri. Eskiler göndermezdi, evde büyütürlerdi, sıcak havada gelişirdi. Yumurta sıcak ortamda gelişir, civciv olur. Kız işte nakış öğrenir, terbiyeyi, aile hayatını öğrenir. Çünkü böyle bir misyonu var, böyle bir vazifesi var. Tamam? Nafaka yüklenmediği için, nafakanın kazanılması için itilmemiştir. O zaman aslı vazifesinden alıkoymak, vazifesi olmayana itmek ona zulümdür. Aslı vazifesi midir para kazanmak? Bir kere onu da şey yapalım. Yani nafaka kime aittir? Çocuk doğurmak erkeğe nasıl böyle tuhafsa, nafakada kadın yok öyle de. Şimdi diyor ki, eskilerin diyor çocuklarını, kızlarını, bakış tarzları ve terbiye metotlarını tenkit ederler, yeniler. O zaman dedi, o zaman acaba yenilerin uyguladığı metotla eskilerimizin ciddimize ve bize uyguladığı metot arasındaki hangisi doğru olduğuna mihenk, ustadın misalini sulandırdı. Ölçüsü nedir? Şudur diyor. Mesela kışın iki ağaç hakkında şüphe ediyorsunuz. Ustad öyle diyor. Yani iki birbirine benzeyenlerin diyor en güzel varlıkların ispatı meyveleridir, neticeleridir diyor. İki tane ağaç, şeftali midir, armut mudur misal. Yaprak dökmüş, kış belli değil. Canlı mı cansız mı? O da belli değil. Bahar geldikten sonra meyve vermişse, canlı olsa onun hakkında şüphe olur mu? Bu şeftalidir artık değil mi? Eskilerin yanlış dediği metotla ortaya koydukları meyveleri çocukları bizim babalarımız, dedelerimiz. Terbiyesi, edebi bu. Şimdikilerin onların metodunu beğenmeyip kendilerince bir metot uygulayıp çocukları bu. Ha biraz önce akşam namazında akşamı kıldıkta çocuğun orada yaptığı hatadan dolayı kafasına böyle yaptı mı? Babası kızdı, çocuğu alıp çöküp götürdü. Surat astı bana. Allah bile tokat vuruyor. Deprem vuruyor. Şefkat tokatı vuruyor. Hastalık vuruyor. Yok. Ya lütfen bak vurdu sana. Gördün mü? Bana diyor yani. Yani ha şimdi bu metoda bak yani. Tamam, bu metoda bak. Şimdi peki metot seninkisi doğruysa, o da yanlış idiyse meyveye bakalım. Edepsiz, şahsiyetsiz, kimliksiz, kişiliksiz nesin? Adam diyor ki bana, hocam dedi camiden çıktım, cumayı kıldırdım. Burada. Hocam biraz gezdireyim seni dedi. Adam beni gezdirmeye bakıyorum tipine, bakıyorum beni ne gezmeye, kendisini gezdirecek. Benimle vicdanını tatmin edecek. Tamam kardeşim, faydalı olayım. Dedim 15 dakika zamanım var.
demiyor bana, seni gezdirmek istiyorum, niye zaman diyorsun? Peki hocam yeter dedi. Ben kendisi için ya. Benim 15 dakika zamanım var dedim, cevap o. Peki tamam olur, o kadar olur dedi. Ya kendisi tamam. Bilal, itimat et bana. Sorum şu. Sonra çaktırmadan, işte arabada gidiyoruz, evli, iki çocuğu var, bir kız bir erkek, 18 yaşında kızı. Dedim ne yapıyorlar bunlar dedim. Şoför ya, sağa baktı. Hocam dedi, kız dedi bizden ayrıldı, kendisi bir evde oturuyor dedi. Kız 18 yaşında, bayağı şey. Dedim korkmuyor mu tek, mahsus tabii, biliyorum altyapı. Yani eşi oluyor dedi, arkadaşları oluyor dedi. Yani dedim bir Alman erkek değil mi dedim. Ya o bir şey değil, o tarzda değildi falan. Peki bu metoda bak. Bu tenkit eder ecdadın metodunu. Ne oldu? Meslek yaptı bu. Sevgili kardeşim tamam meslek yapmasın, yapsın. Doğruysa yapanlar ne oldu? Biz de öyle yapalım şimdi. Artık iki defa ısırılmak ahmaklıktır da. Peygamber Aleyhisselam diyor ki bir delikten iki defa ısırılmak ahmaklıktır. Eskiler metodu senin anan belli. Ananın evdeki konumuna bak böyle. Evlatlarının bak nasıl bale gibi yapmış. Babanın o despotluğuna karşı şey yaptığı halde ne yapmış? Sabretmiş. Sabretmesini Allah o sen kendin gibi düşünme. Onlar tamir ediyor. Yeni nesleye bak. Uyguladığımız metodu. Meslek yaptı. Ha meslek yapmış. Almanla yaşıyor. Meslek yaptı. Peki şimdi sen diyebilir misin ki meslek yaptı, evet Alman'da yaşıyor ama iyi ya, meslek yaptı ya. Şöyle bir misal vereyim. Buna benzemiyor ama lütfen kanuniyeti yakalayın. Sen de hocasın, lazım olur bir misal. Yalnız abi yani o misali böyle genelleştirmek ne kadar şey olur. Yani hem mesleğini yapan, hem edebini, hem ahlakını muhafaza eden, dinini yaşayan böyle. Ekser, yani ikisi beraber yani olmuyor. Ekser hüküm, el hükmünli ekser. Şazlar olur. Sevgili kardeşim, okul yapanlar, çalışanlar, para kazananların %90'ın üzerinde aile çöküntüsüne sebebiyet veriyor mu bu hal? O zaman bu metot yanlış. Almanya'da mesela abi bir sene içinde boşananların sayısı %80. Ne oldu? Almanların kendi gazetelerindeki farkı. Bir sene evli kalıyor. Peki, sana şöyle bir misal. Sen benden daha iyi biliyorsun buraları. Ben burayı sana söyleyeyim. Burnu cemaatin içinde ev hanımı olanları hayal et. Hayal et. Burada doğdun sen. Çalışmayan. Çalışanların ailesini hayal et. Ne haldeler? Kıyas et. Artık ahmak olmak lazım da ikisini de görüyorsun. Değil mi? Sevgili kardeşim, kadın hislidir ya, histir. Gidiyor bir meslek yapmış, doktorun yardımcısı, elin gavurunun yanında, o kadın orada, onun yanında hizmetçi. Her türlü o ne haber, nasıl kahve, çay içiyorlar, oturuyorlar. Akşam sana karılık yapacak, öyle mi? Her çeşit erkekle muhatap oluyor. Çeşit çeşit, renk renk, dense. Din de zayıfsa ki, din nasıl olacak yani? İnsanın, bugün hatırıma geldi. Ulan bu ne biçim dersler oluyor dedim ya, burada. Ne biçim dersler oluyor? Ama kendi bir ne biçim namaz kılıyorum dedim ya, niye böyle oluyor? Kendimi sorguladım, sizi değil. Sonra şair yok. Ayet-i Kübra'da öyle diyor. Şairlerin bozulmasıyla vicdan-ı umumi bozuluyor. Ayet-i Kastamonu'da da geçiyor. Yani bilgi insanı hareketi yetmiyor, tetiklemiyor. Şair o alına bilgiyi kalbe yapıştırıyor. Şair yoksa bu bilgi kalbe çok zor iner, çok zor. Anladın mı? Yani kısacası Allah'ın verdiği vazifenin dışında insanlara vazife yüklerseniz neticesi ne? Katlanmak zorundasınız. Allah kadınlara çıksınlar, evinden gitsinler, para kazansınlar diyor mu demiyor? Ya Allah tövbe estağfurullah bilemedim. Kadının vazifesi o değil kardeşim. Kadının şeyi, okulu vesairesi evidir. Bu noktada ben şöyle bir mevzu, belki farklı olacak ama önemine binaen bir ailenin biraz da okuyalım da çöküntü veya düşmesi veya o sıkıntıları o aileden yaşanması temelde kime bakıyor?
erkeğe mi bakıyor, kadına mı bakıyor? Herkese ne kadar vazife yüklenmişse oradaki bir çöküntünün mesuliyeti o derece o kadar taksim edilir. Ne kadar vazife yüklenmişse? Evet. Peki erkeğe ne vazife yüklenmiş? Onu şey yaparsak erkek asıl sorumlu konumunda olmuyor mu? Erkek birinci vazifesi karısının, kendisinin, çoluk çocuğunun dini ve nafakasıyla mesuldür. O yok, geçin, evlenmeyeceksin. Yani aslında erkek... Evlenme kardeşim, nafaka edemeyeceksin. Erkeğin zaafından değil midir? Yani tabii, yani biz artık şeytani... Ölçü şuydu, netice yapıp gidiyorum, okuyorum. Kardeşim, Allah fıtratı biliyor. Bu saatin bile içeride kaç tane şey var biliyor musunuz? Kataloğu. Kataloğu var ha? Yok şöyle yaparsam öyle. Ya saatin kataloğu var. İnsan makinesinin kataloğu yok mu? Kur'an-ı Kerim işte nasıl çalışacağını söylüyor. Şimdi Allah kadına ne vazife yüklendi biz mi düşünelim yani? Şimdi oturup düşünelim hocamla. Ya kadına ne vazife verelim? Sana mı kaldı? Senin böyle bir vazifen var mı? Vazife taksim etme, vazife koymak hakkın var mı senin? Yok. Kim koyacak bunu? Allah koymuş mu? Allah'ın koyduğu bir şeyi yeniden meşruiyet etmek Allah için değil mi? Neticesine bak bakalım. Sevgili kardeşim, yani Allah bu makineye ne fıtrat koymuşsa o cihazı vermiş, o cihazı göre vazife vermiş. Ben geçenlerde dedim sana, kardeşim ben dershanede mesul muyum? Burada bulunduğuma göre mesulum. Mesul olabilmem için salahiyetli olmam lazım. Salahiyetli olan mesuldur. Eğer salahiyetim yoksa mesuliyetim de yoktur. Yani şimdi senin tavır ve hareketlerinden bir yani vurgu, bir hakimiyet konması gerektiğini anlıyorum yani erkek olarak. Kardeşim nafakayı erkeğe yüklemiş, vazifeyi ters derseniz ters orantıyla neticeyle karşı karşıya kalacaksınız kısacası. Erkeğe dur tamam sormayın. Okuyayım. Vazifeyi, nafakayı kime vermiş? Erkeğe. Söyler misin hocam? Erkeğe. Şimdi kimden ters orantı yapıyorsun? Kadından. O zaman kadından beklenilmesi gerekenleri bekleme hakkın yoktur. Çünkü öyle bir vazife vermemiz. Netice bu. Biraz gideyim. Şimdiki, olduğuna ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve merhamet ile birbirine muhabbet etmek lazım geliyor. Şimdiki terbiye medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir rafakattan sonra ebedi bir mufarakata maruz kalan o aile hayatı esasıyla bozuluyor. Bir de şunu söyleyeyim. Ailedeki sıkıntıların sıkıntı yapan sizsiniz. Bunların sıkıntısı yok ki. Boşanıyor hiç. Biz üzülüyoruz. Ailede alev var diyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Niye? Uyuşmuş. Beyinler uyuşmuş. Beyin. Morfinlenmiş. Para. Başka bir şey yok. Para uğruna her şeyi feda etmişler. Ulan baktın ki kuruyamıyorsun çoluk çocuğun. Allah Türkiye'ye git çünkü çobanlık yap. Tutsan. Beyazıt'ta, Sirkeci'de limon sat. Limon. Namusunu ve şerefini, vicdanını bari koru. Vicdan yap. Hem Risale-i Nur'un bir cüzünde denilmiş ki bahtiyardır o adam ki Refika-i Ebediyesini kaybetmemek için Salih'a zevcesine taklit eder. Bahtiyar o adam ki önceden nurları tanımış kadınsa onu taklit eder. O da Salih'a salih olur. Hem bahtiyardır o kadın ki şimdi ters kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur. Saadet-i dünyevisi içinde saadet-i uhrevisini kazanır. Hakikaten dünya evinde huzur geliyor ya. Yani bahtiyar o kadındır ki dindar kocasını taklit eder ya. Derslere gidiyor. Ya ben de şey yapayım. Bedbahtır o adam ki sefahata girmiş zevcesine ittiba eder. Vazgeçirmeye çalışmaz. Kendisi de iştirak eder. Bedbahtır o kadın ki zevcinin fıskına bakar, onu başka bir surette taklit eder. Veil o zevç ve zevceye ki, o karı kocaya ki, birbirini ateşe atmakta yardım eder. Yani medeniyet, fantaziyeleriyle birbirini teşvik eder. Kaç dakika oldu? 1 saat 10 dakika. Oo, geçti. Şimdi, inşallah bu konu çok güzel bir konudur.
Yarın da yapabiliriz. Başka bir zaman. El Asır'ı okumadık.